Konuşmalardan uzadı. Hava biraz yumuşasın, rahatlasın diye ben bir fıkra anlatarak başlayayım. Böylece bir tazeleme yapalım. Eğer Sayın Cumhurbaşkanlarımız da uygun görürse, böyle uluslararası bir toplantıda konuşmacılar arka arkaya kürsüye geliyor, konuşmalarını irad ettikten sonra geçip oturuyorlar. Konuşmacıların sayısı artıp konuşmalar uzadıkça da insanlar sıkılmaya başlıyor salonda. Birer ikişer dışarı çıkıyorlar. Sonunda konuşmacının birini çağırıyorlar, anons ediyorlar. Konuşmacı çıkıyor, şöyle salona bir bakıyor, bir kişi kalmış. Çok iyi de bir konuşma hazırlamış. Hiç istifini bozmadan, heyecanla konuşmasını sonuna kadar tamamlıyor ve kürsüden iniyor, doğru karşısında oturan beyefendiye sarılıyor, kucaklıyor. Çok teşekkür ederim beyefendi diyor. Adam şaşkın. Kardeşim neye teşekkür ediyorsun? Bu sefer konuşmacı diyor ki, nasıl teşekkür etmeyeyim diyor. Herkes çekti gitti. Sen sonuna kadar benim konuşmamı dinledin. Bunun için teşekkür ediyorum. Adamcağız diyor ki, kardeşim teşekkür etmene lüzum yok. Senden sonraki konuşmacı benim diyor. Evet, şimdi tekrar ciddiyet. Konuşmamıza başlayacağız. Değerli misafirler, çok uzun tutmayacağım. Hakikaten gerek Sayın Cumhurbaşkanları, gerek bakanlarımız, komisyon başkanı çok güzel şeyler söylediler. Türkiye için, Afrika için ve dünyamızın geleceği için. Aslında gerçeklerle yüzleşmenin zamanı geldi geçti. Maalesef dünya, gelişmiş dünya, dünya milletleri, insanlık küresel sorunlara çözüm üretemiyor. Rekabetler, ülkeler arasındaki rekabetler insanlık değerlerini aşındırıyor. İnsanlık değerleri maalesef birer birer yok olup gidiyor. Daha son günlerde kimyasal gazla yok edilen Suriye'deki o bebeklerin resmini şöyle bir gözünüzün önüne getirin. Orası insanlığın öldüğü yerdir. İnsanlığın bittiği yerdir. Hiçbir şey insan hayatından daha kıymetli değildir. İnsanın olmadığı yerde neyiniz olursa olsun hiçbir anlamı yoktur. Dünya da insan için, gelecek de insan için, kardeşlik de, barış da, üretim de, tarım da. Bir meşhur Kızılderili sözü var, deyişi var. Son ağaç kesildiğinde, son nehir kuruduğunda, son balık avlandığında, işte o zaman paranın önemi yok. Çünkü para yenmez. Bir işe yaramaz. Onun için ülkeler olarak, kıtalar olarak, milletler olarak bir araya gelmemiz lazım. Sorunlarımızı daha samimi bir şekilde konuşmamız lazım.
kuvvetli olan ülkeler, zayıf ülkelerin eksikliklerini gidermesi lazım. İlişkilerin hükmetme, kontrol altına alma anlayışıyla değil, adil, kazan esasına göre geliştirilmesi lazım. O bakımdan biz Türkiye Cumhuriyeti olarak son 10 yılda özellikle Afrika ile ilişkilerimizde bu esası benimsedik. Afrika açılımı bağlamında Afrika'ya önemli ölçüde ziyaretler gerçekleştirdik. Afrika'ya sadece Afrika'nın kaynaklarını keşfedip onları almak değil, Afrika'yı Afrika'yla birlikte kalkındırmak için projelerle gittik. Az önce bakanımız da ifade etti. Türkiye Afrika'da son 10 yıl içerisinde büyükelçilik sayısını 40'lı rakamlara çıkar. Benzer şekilde Afrika ülkelerinin de 33 tane büyükelçilik açmış olması bu ilişkilerin tek taraflı değil, karşılıklı olduğunu ortaya koymaktadır. Değerli dostlar, ulaşım, erişim her şeyin başıdır. Eğer ulaşamazsanız, erişemezseniz, bizde yine bir güzel söz vardır, gidemediğin yer senin değildir. Onun için biz özellikle de bakanlık yaptığım dönemlerde başlattığımız havacılıktaki atılım, bugün Türkiye'de havacılık sektörünü 6 kat büyüttü. 6 kat. Ne kadar süre içerisinde? 15 yıl içerisinde. 33 milyon yıllık iç dış hat seyahat eden yolcu vardı. 190 milyonları buldu. O nedenle Türkiye bugün dünyanın en büyük havalimanını İstanbul'a yapıyor. 150 milyon yolcu kapasiteli havalimanı yapıyoruz. Bu ne olacak? Bu doğuyla batı, kuzeyle güneyin birleştiren konumda olan Türkiye'nin bir transfer merkezi haline getirecek. Bir küresel buluşma, birleşme, barışı, kardeşliği geliştirilmesine, milletlerin, insanların birbiriyle tanışmasına, kaynaşmasına vesile olacak. Önceki yıllarda hatırlayın, Afrika'ya gitmek için bir gününüzü en az yolda geçiriyorsunuz. Avrupa'ya gidiyorsunuz veya Körfez'e gidiyorsunuz. Oralarda aktarmalar yapıp Afrika'ya seyahat ediyorsunuz. Bugün artık Türk Hava Yolları'nın 50'den fazla noktaya uçuşu var. Bu büyük bir kolaylık. Doğrudan biniyorsunuz, gidiyorsunuz Afrika'daki ülkeye veya Afrika'dan Türkiye'ye geliyorsunuz. Zaman ekonomisi diye bir şey var. Bu zaman günümüzde paradan daha değerli. O bakımdan erişim, ulaşım işin başıdır. Biz ilk adımı bununla attık. İkinci adımı büyükelçiliklerimizin sayısını arttırarak yaptık ve nihayet Afrika ülkeleriyle kazan kazan esasına göre hem ikili ilişkilerimizi hem de Afrika Birliği ile bütün kıtanın konularını görüşüyoruz. İşte bu toplantı da onlardan biri. 2014'te Malibu'da yapılan toplantıda Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber biz de vardık. Ve orada alınan kararları biliyoruz. İşte bu toplantı o kararların hayata geçirilmesi için tertip edilen bir toplantıdır.
Geçen Kasım ayında da yine benzer bir toplantıyı, bir iş forumunu İstanbul'da gerçekleştirmiştik ve o toplantıya da katılma fırsatım olmuştu. Bu ve buna benzer toplantılar ilişkilerimizin karşılıklı olarak geliştirilmesi için çok önemli fırsatlar veriyor. Bu fırsatları eminim ki bu iki günlük süre içerisinde sektörle ilgili iş adamları karşılıklı olarak bir araya gelecek, tecrübe paylaşımında bulunacak ve geleceğe yönelik müşterek atacakları adımları belirleyecekler. Ayrıca 50'ye yakın bakan var. Bakanlar burada muhatabı Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığımızda ve bakanlığın bütün yetkilileriyle bir araya gelecekler. Bu konuları konuşacaklar. Az önce istatistiklerden bahsedildi. Ne kadar büyük bir potansiyele sahip olduğunu Afrika'nın, ancak bu potansiyeli henüz kullanma noktasında çok bakir olduğunu, gerek sulama, gerek tarım arazilerinin verimli kullanması, doğal kaynakların hayata geçirilmesi, bütün bunlar hepsi birlikte çalışırsak başaracağımız işlerdir. Türkiye'nin son 15 yılda ortaya koyduğu başarı meydandadır. Türkiye'nin ortaya koyduğu başarı sadece tarım alanında değil, sadece ulaştırmada değil, enerjide değil, topyekun kalkınmada Türkiye son 15 yılda son 50 yılın başarısını göstermiştir. Bir Türkiye, üç Türkiye olmuştur. Kişi başı milli gelir 3 kat artmıştır. İhracat 4 kat artmıştır. Bütün göstergeler en az 3 kat, 4 kat, 5 kat, 6 kattır. Bu başarı sadece Türkiye'nin başarısı değil, bölgenin istikrarının başarısıdır. Bugün Türkiye, Suriye'de, Irak'ta, bölgede yaşanan istikrarsızlığa rağmen, otorite boşluğuna rağmen, yönetim boşluğuna rağmen her türlü terör faaliyetiyle de kararlı mücadelesini bir yandan sürdürürken, diğer yandan da evini, barkını, yerini, yurdunu terk edip canını kurtarmak isteyen milyonlara da evini açmıştır, kucağını açmıştır, ekmeğini paylaşmıştır. Bu bizim değerlerimizde olan bir şeydir. Biz her şeyi dolar olarak görmüyoruz. Biz insanlığın her türlü menfaatin üzerinde olduğuna inanan bir toplumuz. Dolayısıyla Afrikalı ülkelerle, Afrikalı kardeşlerimizle ilişkilerimizi bu düzeyde tek taraflı menfaat esasına göre değil, karşılıklı kardeşlik, güven esasına, karşılıklı kazan kazan esasına göre inşa ediyoruz, bu yolda ilerliyoruz. Bundan da eminim ki hem Afrika uğraşıp içinden çıkmaya çalıştığı sorunlardan kurtulmuş olacak, Türkiye'de bir yandan bölgedeki güven ve istikrarı sağlamak için daha fazla katkı sağlayacak, diğer yandan da bölgesel ve küresel refaha önemli ölçüde katkı sağlayacak. Değerli dostlar, Türkiye sosyal sorumluluk projelerinde de Afrika'da TİKA marifetiyle anlamlı hizmetler yapmaktadır. Bu sadece Afrika kıtasına mahsus bir şey değil. Birçok ülkede var ama Afrika'da 16 ofisi var ve burada faaliyet gösteriyor. Ben özellikle Afrika ülkelerine, devlet ve hükümet başkanlarına çok teşekkür ediyorum.
Türkiye 15 Temmuz darbe girişimi karşısında Afrika ülkelerinin büyük bir ekseriyeti Türkiye'nin yanında yer aldılar ve Türkiye'nin demokrasisini yok etmeye yönelik, Türkiye'nin geleceğini karartmaya yönelik bu alçak kalkışmanın, girişimin karşısında Türkiye Cumhuriyeti'ni, onun seçilmiş hükümetini, Cumhurbaşkanı'nı desteklediler, yanında yer aldılar. Onunla da kalmadılar. Birçok Afrika ülkesi bu alçak FETÖ terör örgütünün uzantıları olan okulları, kurumları birer birer kapatıyorlar ve bu konuda da kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Ben şunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu küresel bir terör örgütüdür. 160'dan fazla ülkede faaliyet gösteren, bunların emperyal uluslararası örgütlerle işbirliği halinde olduğu bugün bir sır değildir. Dolayısıyla bu örgütün faaliyetlerine ülkelerinizde gereken tedbiri almakta gecikirseniz aynı tehditle siz de karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu tecrübeyi yaşamış bir ülkenin başbakanı olarak bunu söylüyorum. O bakımdan bu konuda hızlı hareket eden ülkeler oldu. Şu anda bir takım şeyler yapan ülkeler var. Biz istiyoruz ki ilişkilerimizi zehirleyen hiçbir unsur Afrika ülkeleriyle aramızda kalmasın. Bu konudaki gösterdiğiniz hassasiyete özellikle teşekkür ediyorum. Esasen Sayın Cumhurbaşkanınız bu toplantıya katılmayı planlamıştı. Fakat yoğun programları dolayısıyla benim katılmamı istedi. Bu vesileyle de Sayın Cumhurbaşkanımızın da bütün katılımcılara selamlarını, sevgilerini iletmiş oluyorum. Değerli dostlar, Türkiye bir yandan Afrika ile ilişkilerini geliştirirken diğer yandan da uluslararası organizasyonlarda Afrika'nın sesinin daha gür duyulması için gereken katkıyı sağlıyor. Örneğin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesi, geçici üyesi olduğumuz dönemde ve G20 dönem başkanlığımızda Afrika'nın konularını ve Afrika gündemini en üst sıralara çıkaran bütün çalışmalara öncelik verdik. Önümüzdeki süreçte ise 2030 sürdürülebilir kalkınma hedefleri ve Afrika Birliği'nin insana dayalı kalkınmayı esas alan Afrika 2063 gündemine katkı sağlamayı şüphesiz gerçekleştireceğiz. Bu konuda gereken çalışmaları yapacağız. Bir hususu da bilmenizde fayda var. Başbakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı döneminde Sayın Cumhurbaşkanımız 53-54 Afrika ülkesinden 23'üne ziyaret, 39 ziyaret gerçekleştiren dünya liderleri içerisinde Afrika'ya en fazla ziyaret yapan Cumhurbaşkanıdır. Bu da ülkemizin Afrika'ya, Afrika'nın geleceğine, Afrika'yla dayanışmaya ve birlikte çalışmaya verdiğimiz önemi göstermektedir. Sayın Cumhurbaşkanları, değerli katılımcılar, Afrika'nın sorunlarına çözümü yine Afrikalıların kendisi bulacak. Afrika'nın yol göstericiye değil, yol arkadaşına ihtiyacı var. Türkiye
Türkiye bu süreçte Afrika'nın yanında olmaya devam edecek. Ülkemizin de bu uzun yolda Afrika'dan öğreneceği çok ama çok şey olduğunu biliyoruz. Bu anlamda bir başka hususa değinerek konuşmamı tamamlayacağım. Evet, dünyaya baktığımız zaman bir yanda ısraf almış başını gitmiş, bir yanda yoksulluk. İşte temel hedefimiz ve önceliğimiz bu uçurumu kapatmaktır. Bu aradaki farkı kapatmaktır. Bütün dünyanın dikkatini bu acı gerçeğe çekmektir. Bunu her platformda Türkiye olarak yapmanın gayreti içerisindeyiz. O bakımdan gün artık safları sıklaştırma günüdür. Daha fazla bir araya gelme, daha fazla dayanışma ve daha fazla sorunları birlikte çözme azmini ortaya koyma zamanıdır diyorum. Ve tarım konusunda, gıda güvenliği konusunda, kırsal kalkınma konusunda DEİK ve Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığımızın birlikte düzenledikleri bu önemli toplantıya teşrifinizden dolayı bütün ülkelerin bakanlarına, sayın cumhurbaşkanlarına ve Afrika Birliği'nin değerli yöneticilerine bir kez daha ülkemize, ülkemizin turizm başkenti Antalya'mıza hoş geldiniz diyorum. İki gün boyunca yapılacak bu toplantıların Afrika kıtası ve Türkiye arasındaki ilişkilerin daha da gelişmesine katkı sağlaması dilek ve temennilerimi ifade ediyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'a hitap